Teşekkür ederim Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım. Hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Ben İçişleri Bakanlığı'na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı'nın bütçesi üzerinde söz almak için kürsüye çıkmış bulunuyorum. Gerçi bütün milletvekili arkadaşlarımız söyledi, bu bütçede halk yok, ama ben bütçe için plan bütçe komisyonunda söylemiştim. Andersen'den masallar dinliyoruz. Halk yok, emekçi yok, işçi yok, köylü yok. Barak Ovası'nın sulanması yok. Sayın Bakan Abdülhamit Gül'e de buradan bir göndermede bulunalım. Ama daima zenginlere, yandaşlara, faiz lobisine her şey var. Kimisine ballı börek, kimisine de... Değerli arkadaşlar, şimdi her zaman burada dile getirildiği, bütün muhalefet milletvekili tarafından dile getirildiği gibi bu ülkemizdeki düzensiz göç sorunu giderek artmaktadır. Benim ilim Gaziantep Göç İdaresi'nin 2023 Kasım verilerine göre İstanbul'dan sonra en çok ikinci Suriyeli ve düzensiz göçmen barındıran bir il. Oysa Gaziantep'te bir önceki konuşmamda dile getirmiştim. Bir taraftan sınırdan kontrolsüz bir şekilde halen devamlı olarak sınırdan giren düzensiz göçmenler, diğer tarafta emniyet güçlerinin yetersizliği bu sorunu giderek daha da artırmakta, daha da can yakıcı hale getirmektedir. İçişleri Bakanlığı'nın Aralık 2022 tarihinde yapılan açıklamasına göre 223.881 Suriyeli'ye Türk vatandaşlığı verildiği belirtilmektedir. Oysa bizim partimizin yapmış olduğu seçim sürecindeki değerlendirmelerde en az 240 bin yabancının oy kullanıldığı tespit edilmiştir. Şimdi Sayın İçişleri Bakanı'na bir belge göstermek istiyorum. Elimizdeki belgeye göre, ki iktidarın genel politikası laik, demokratik, Atatürk Cumhuriyeti kural ve kurumlarını yıpratmak olduğundan, iktidardan güç alan bir takım bürokratlar artık giderek medeni kanunumuzu da yok saymaya başlamışlardır. Medeni kanunumuz hepimizin malum olduğu üzere ülkemizde tek eşliliği düzenlemiştir. Elimizdeki belgeye göre Afganlı birisi iki eşini de nüfusa kaydettirmiş eş olarak. İki eşi de nüfusa kaydettirmiş. Bir taraftan hepimizin anımsayacağı gibi sosyal medyaya da yansıyan deprem bölgesinde yanlışlıkla, kazara öldü diye gösterilen vatandaş yaşadığını ispat etmeye ve deprem yardımlarından faydalanmaya çalışırken Afganlı'nın iki eşini de vatandaş yapmışız. Tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Daha nelerle karşılaşacağız. Şimdi Göç İdaresi Başkanlığı. Göç İdaresi Başkanlığı'nın Eylül 2023'te yayınlanan 2022 yılı Sayıştay denetim raporu. Bu raporda 2022 yılına ait Sayıştay raporunda posta pulu ücret ödeme makinesine, HGS hesabına ve ön ödemeli doğalgaz sayacına yüklenen paraların tüketilmiş gibi gider gösterildiği, yani bu şekilde bu paraların iç edildiği Sayıştay raporunda belirtilmektedir. Sayıştay raporunda yine diyor ki Göç İdaresi'nin mali tablolar hakkında tam ve doğru bilgi vermediği görülmüştür. Sayıştay raporunda yazıyor bunlar değerli arkadaşlar. Ayrıca Erzurum İl Göç İdaresi'nin hizmet binası için yapılan giderler konusunda tam ve doğru bilgi verilmediği, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün hizmet binalarının bakım, onarım, binaların iyileştirilmesi, ömrünün uzatılması veya verimliliğin artırılması ilgili yapılan harcamalar konusunda tam ve doğru bilgi verilmediği görülmüştür diyor bu Sayıştay raporunda Sayın Bakan. Niye? Çünkü bunlar da alıştılar Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, AKP iktidarının denetimden hoşlanmadığını bunlar da biliyorlar. Ve kadrolarında bulunan 10 denetim elemanı kadrosu boş duruyor, alınmamış. Niye? Denetlenmek istemiyorlar. Niye alsınlar?
Çünkü o zaman bir takım açıkları, bir takım usulsüzlükler ortaya çıkacak. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün hizmet binası olarak kullanılan taşınmazlarının hesaba kaydının yapılmadığı, işte 252 sayılı binalar hesabına kaydının yapılmadığı, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün ona tahsis edilmiş olan ilçe çalışma grup başkanlığı binalarının kaydının yapılmadığı ve birçok Türkiye'nin tamamında tek tek saymaya gerek yok, sayfalar halinde burada hizmet binalarının usulüne uygun olarak tahsis edilmediği, tapu kaydının yapılmadığı belirtilmektedir. Gene bu raporda değerli arkadaşlar, Sayıştay raporunda. Şimdi ayrıca eğer bu konuyla ilgili bir çalışma yapılmak istenirse, İl Göç İdaresi ile ilgili şikayetler var mıdır diye gene Google'a sorduğunuzda yüzlerce şikayetler var. Sayın Öztürkmen, lütfen tamamlayın. Dair, memurların vatandaşları kovduğuna dair, memurların oradaki oraya getirilen insanlara zorla yurt dışına gönüllü çıkmak istediğine dair imza attırıldığı belgelenmektedir. İl il nerede olduğu, hangi göç idaresinde böyle usulsüzlükler, hak ihlaller yapıldığı belirtilmektedir değerli dostlar, değerli arkadaşlar. Şimdi burada bu İl Göç İdaresi AKP iktidarının kontrolsüz kara deliklerinden birisidir. Zira bugüne kadar İl Göç İdaresi hem kendi içindeki iş denetimini yapmamış, hem Sayıştay denetim raporlarında belirtilen hiçbir eksiklik, usulsüzlük giderilmemiştir. Bu konuda Sayın İçişleri Bakanı'nı göreve davet ediyorum. Son cümle olarak da Sayın Sağlık Bakanı'nı kendi özel hastanelerden başını kaldırıp da memleketteki sağlık sorunlarını...